Merhaba sevgili izleyiciler. Bodrum Yarımadası'nın tek görsel medya kuruluşu Kent TV'de canlı olarak yayınlanan Açık Görüş programında birlikteyiz. CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, Kent TV'de katıldığı canlı yayında korona günlerini ve alınan tedbirleri değerlendirdi. Gazeteci yazar Ayhan Ongun'un hazırlayıp sunduğu Açık Görüş programına konuk olan Özcan, ülkemizin en önemli gündemi koronavirüsün etkileri ve iktidarın uyguladığı tedbirleri değerlendirdiği konuşmasında şu konulara değindi. Bir küresel felaketle karşı karşıyayız. Böylesi zamanlarda daha çok birlik olmaya, birlikte davranmaya ihtiyacımız vardır. İktidarın muhalefetiyle ve felaketten en az zararla nasıl kurtarabiliriz konusunda birlikte davranmak zorundayız. Bu konuda görev icra organı olarak hükümete düşer. Ancak şu ana kadar iktidarın birçok bilgiyi toplumla yeterince paylaşmadığını, şeffaf davranmadığını görüyoruz. O zaman da bilgi kirliliği ve güvensizlik, ardından da korku ve panik başlıyor. İktidar ne yazık ki böylesi hayati bir konuyu bile siyaset malzemesi yapma gayreti içinde. Muhalefet belediyelerini devre dışı bırakmaya çalıştığı gibi çok önemsediğimiz bilim kurulunun tavsiyelerini işine geldiği gibi uygulamaktadır. Ekonomi vatandaşlar evine ekmek götüremez duruma gelmiştir. En kısa zamanda toplumun tüm kesimlerini kapsayacak biçimde bir yardım paketi hazırlanmalı. Destek adıyla insanlarımız bankaların kucağına itilmemelidir. Mayıs sonunda otellerin açılacağı söyleniyor ancak yeterli önlem ve hazırlıkların yapılmadığından emin değiliz. Daha sonuç alıcı önlem ve desteklerle vatandaşın nefes alması sağlanmalıdır. Evde kal diyebilmek için öncelikle evde kalmanın koşullarını hazırlamak devletin görevidir. Maske dağıtımını bile organize edemeyen iktidar yardım yapması gereken yurttaşlardan yardım ister duruma gelmiştir. Bu felaket eninde sonunda bitecek ama hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Yurttaşlarımız da siyasiler de eski alışkanlıklarını bırakarak yeni dünya düzenine uygun davranmak zorunda kalacaklardır. Bir soru üzerine tüm Muğla'yı gezdiğini belirten Suat Özcan, ilimizden an itibariyle korkulacak bir durumun olmadığını ancak tedbirli davranmaya devam etmemiz gerektiğini söyledi.